Evet merhaba arkadaşlar 11 Nisan Zümrüt serisi AYT sınavı efendim A kitapçığı son 4 soruyla birlikteyiz. 37. sorumuz bir e, alk sorusu deniz diplerinde yaşayan su bitkisi e, Posidonia e, osenica adlı su bitkisi sahip olduğu toprak altı gövdeleri sayesinde bir ağ oluşturur. Bu ağlar deniz kumunu tutar ve korunaklı yapılarıyla pek çok deniz canlısına da saklar. Bu bitkinin ortadan kalktığı bölgelerde denizaltı toprak erozyonu gerçekleşebilir. Sudaki oksijen oranı azalır ki fotosentez yapıyor. Bazı türler yok olur çünkü onlar e, bitki ya da alpler arasına e, diğer canlılar saklanarak yaşıyorlardı. Buna göre efendim... Ee, Posidonia okenica e, adlı e, canlı ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur? Bu tür canlılara, diğer canlılar için de önemli olan canlılara biz kilit taşı tür diyoruz. Yani bir canlı yok olduğu zaman birçok canlı ve çevre bundan olumsuz etkileniyor ve bir, bir tanımdır. Diğer canlılar bundan olumsuz etkilenmiş. 38. sorumuz efendim DNA'nın kendini semikonservatif yani yarı korunumlu eşlenmesi ile alakalı e, hepinizin yapabileceğini düşündüğümüz bir soru. Niye dikkat ediyoruz? Verilene dikkat ediyoruz. Ortama dikkat ediyoruz. Eşlenme sayesinde dikkat ediyoruz. Sonuç kendiliğinden çıkıyor. Bir e, bilim insanı hafif azotla e, azotla nükleotitlerden oluşan DNA yani azot 14'lü bir DNA'mız var. Bunu azot 15 içeren besinlerin bulunduğu ortama bırakıyoruz. Bir müddet sonra 8 tane olmuş. Yani 20 dakikada bir bölünüyorsa ki bu sürenin 1 saat olduğunu ki burada da 1 saat olduğu yazılmış. 20, 40, 60, 3 defa kendini eşlemiş. Zaten biz 2 üzerinden bunu bulabiliyoruz. 2 n buradaki bakteri sayısını verir. 8 bakteri varsa demek ki 3 kere ne yapmış efendim eşlenmiş. Bize neyi soruyor? Bilim insana deney sonucunda ortamdaki bu bakterileri santrifüj ettiğinde aşağıdaki durumlardan hangisi gözlenir? Efendim burada cevap D'dir. Ben size tabii nasıl olacak? 8 bakterinin 2 tanesi melez, 6 tanesi ağır azot taşıyacak. O halde ağırlar altta %75, %25'lik kısımda üstte olacak. Doğru cevabımız C. Efendim ekran yakalayabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ben şu şekilde sizler için çözümü de yapmış oldum. 14 ile başlıyoruz. Ortam azot 15, 14 ile başladık. Birinci eşlemede 2 bakteri oluşur, %100 melez. İkinci eşlemede 4 bakteri oluşur, yine ikisi melez. İkisi ağır, bu sefer %50 melez. Efendim, üçüncü eşlemede 8 bakteri oluşur. İkisi melez, 6'sı ağır yani %25'e %75 gibi bir sonuç çıkar. Bunu hepinizin yapabileceğini düşünüyorum. Gelelim 39. soru. Yine burada size bir şey söyleyeceğim. Hepiniz gülümseyeceksiniz. Hamz Hoca'nın enstantanelerinden bir tane tebessüm edeceksiniz ki çok rahat anlayacaksınız. Acaba demeyeceksiniz. Deri insanda olayların hangilerinin gerçekleşmesine katkı sağlar? E, vücudun fiziksel ve kimyasal etkilerden korunması. Evet deri koruyucudur sıcaktan, soğuktan ve kimyasal maddelerden korur, deterjandan vesaire vesaire. Vücudun su kaybını önler ki derimiz yaklaşık 50 sıra vücudan meydana geliyor ve en son üre gibi bazı atıkların uzaklaştırılması ter içerisinde. Hatırlarsanız ben bazen haddimi aşarak şöyle soru sorarım. idrarın tadını bilen var mıdır diye. Efendim sonra da getiririm derim ki idrarla ter bileşimi birbirine benzer. Oranlar aynı değildir kesinlikle bunu iddia etmiyorum. Ancak idrarda olan birçok madde ter içerisinde vardır. Yani ürede terle çok az kaynakları karıştırdığınız zaman %7 civarında atıldığını söyleyecektir. Cevap E seçeneği yani 3'ü de doğru. Yine 40. sorumuz sevgili dostlar. Protein sentezi ile alakalı bunu da yapabileceğinizi düşünüyorum. Bir ribozom verilmiş, büyük alt birim, küçük alt birim, bir de inamız var ve başlatıcı kodonumuz burada AUG'yi görüyorsunuz. AUG metiyon naminasını getirecek. Ondan sonra sırayla 1 iki üç dört beş tane efendim kodon ve beş tane amino şifrelemiş. Bakın 1 iki üç dört beş tane. E, son UAA'nın stop olduğunu görüyorsunuz. Durdurucu kodon. E, stopla e, beşinci kodon arasında üç tane kodon var efendim altıncı, yedinci, sekizinci kodonlar. Efendim bu kodonlarla hangi TRNA hangi sıraya göre birleşir? Bunun üçü de birleşiyor. Ee, buradaki kodon GCA olduğuna göre sevgili dostlar bunun karşılığına ne gelecek? G'nin karşısına C, C'nin karşısına G, A'nın karşısına U gelecek. O halde birinci sırada şu TRNA'mız amino götürecek. götürecek. oğlu. İkinci sırada sevgili dostlar bakın GGC, GGC'nin karşısına ne gelecek? G'nin karşısına C, G'nin karşısına C, C'nin karşısına G. O halde 3 nolu TR ikinci sırada gidecek ve 1 nolu TR da AAG'nin karşısına UUC antikodonu gelecek. Yani önce ikinci TR sonra üçüncü TR en sonra da birinci TR amino götürerek stopla polipeptit sentezi tamamlanmış olacak. Teşekkür ediyorum hepinize. Efendim sağlıklı günler diliyorum. Ümid ederim ki sorularımızı başarıyla çözmüşsünüzdür arkadaşlar.